Ay bütün servisler gitti. Neyi bekliyoruz biz burada hala ya? Evet ya, neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz Mustafa abi? Haha! Beni bekliyorsunuz. Ne oldu? Gücüne mi gitti küçük hanım? Öncelikle yoklama alındı mı Musti? Servis tamam mı Levent hocam? Güzel. Yola koyulalım Musti. Siz de öyle habeş maymunu görmüş görmesi gibi sırıtmayın. Çıkarın kağıtları, yazılı yapacağız. Yok, ama hocam ya, okuldan çıktık artık, biz servisteyiz. Evet hocam. Okul eve gidene kadar bitmez. Çıkarın kağıtları. Yol problemi çözeceğiz. Çıkardın kağıtları. Haydi bakayım. Bir araç A noktasından B noktasına Mustafa Kaptan yönetiminde yola çıkıyor. Beyaz bir servis. Hızı da, hızımız ne kadar Musti? 50 kilometre. Sen kemerini taktın mı? Gerek yok. Nasıl gerek yok? Beynemez. Asıl sana gerek yok. Tak kemerini. Tak dedim. Evet, 50 kilometre hızla yola çıkıyor. Dilara'nın evine gidiyor. Eve giderken de diğer öğrenciler de teker teker evine bırakacak. Cevap bu. Soruyu siz bulun. Soru bu. Teşekkürler Mustafa abi. Görüşürüz arkadaşlar. Nereye gidiyorsun Beynamaz? Eve geldik hocam. Sınav bitmeden kimse inemez bu arabadan. Önce sınav, sonra ev. Ama geldik. Ne yapayım? Okula bu kadar yakın oturmayaydın. 200 metre için servise biniyorsun. Haydi süre başladı. Ama hocam. Aması maması yok. Haydi. Ya niye bir yerlere oturmadık? Hayatım kalabalıkta konuşmak geriyor beni. Nasıl geriyor? Ya ne bileyim, bir yere gitsek garson bakıyor, yan masadakiler bakıyor. Olmuyor. Kızlar da sana bakıyor, ne var bunda? Kız başka, erkek başka hayatım. Nesi başkaymış? Kızlar gıcıklığına bakar. Erkekler kendini inandırır, doğasında var. Kendini sana yakıştırır. Allah Allah. Kalabalık ortamlarda geriliyorum işte Selin. Okul da kalabalık ama Ozan. İyi de hayatım, okul başka. Ya, okulda herkes üniformalı. Sonra herkes seninle çıktığımızı biliyor. Niye baksınlar ki sana? Bak sen, profesör olmuş. Bu arada yarın karneleri alıyoruz. Yani hani ben hiç heyecanlı göremedim seni. Niye heyecanlanayım ki? Ne bileyim, karne heyecanı. Beni daha az göreceğin için üzüleceksin belki. Ya belki bir şeyler yaparız tatilde. Ya açıkçası şu anda ne tatil planı ne de karne heyecanını düşünecek halim var. Ya ben Leyla'yı düşünüyorum. Biliyorum, geçen de geldi konuştu benimle. Aa, ne dedi? Ne oldu Selin, heyecanlandın mı birden? Yok. Sadece kötü bir dönemden geçiyor da biraz. Biliyorum biliyorum ya, zaten öyle boş boş konuştu. Ne dedi ki? Ya, benimle Kıvılcım'a kötülük yapmak için birlikte oluyormuşsun falan. Ne, sen de bunu önemsemedin öyle mi? Aferin sana Ozan. Ne yapsaydım Selin'cim? Büyütse miydim, sorun mu yaratsaydım? Ya sen beni sevmiyor musun artık? Selin saçmalıyorsun, niye sevmeyeyim ki seni? Yani sana iftira attı, ben de bu iftiraya inanmadım. Ne var bunda? Ya insan hiç olmazsa bir doğru mu yanlış mı diye merak eder. Doğru olsa herhalde şu anda burada olmazdın değil mi? Olabilir, küstüm sana. Sen de küsecek yer arıyormuşsun yani. Tam sömestr öncesi, bravo. Tamam tamam. Ya seni affettim de acaba Leyla'yı bu kadar kolay affedebilecek miyim? Bizi çağırmışsınız Yüce Onos. Evet çocuklar. Tam da dünyada çok güzel bir kötülük yapıyordum Yüce Onos. Yarım kaldı. Ne olmuş? Yani E'si diyorum, o yarım kalan kötülüğü de deftere yazsak. Biliyorsunuz 3 puanlı sistemde yapılan bir kötülüğün bile çok önemi var. Zırvalamayı kes Hades. Onun hayatı zırvalayarak geçiyor, nasıl kesebilir ki? Sen kendine bak be. Bana bakın. Buraya sizi didişmeniz için çağırmadım. Şşt, bak Yüce Onos çok kızıyor. Buraya gelmeden önce kütüphanede bundan önce dünyada görev yapmış Ütopyalılara ait raporları inceliyordum. Hiçbirinin benim kadar başarılı olmadığını gördünüz değil mi Yüce Onos? Hayır, görmedim. Sadece bildiğim bir şeyi hatırladım. Sizi uyarmak. Nedir Yüce Onos? Dünyada Ütopyalı olduğunuzu deşifre etmemeniz konusunda. Biliyorsunuz önemli güçleriniz var. Bundan 12 bin yıl önce dünyada görev yapmış bir Ütopyalının başına
çok kötü şeyler gelmişti. Merak etmeyin Jonas. Ben bu konuda çok dikkatliyim. Sırrımı sadece 3 küçük kız biliyor. Onlar da beni asla ele vermezler. Ben de zaten dünyada görünmezim Jonas. Beni kimse deşifre edemez ki. Ben söyleyeyim de. Bir Ütopyalı'nın başına gelebilecek en kötü şey... ...dünyalılar tarafından Ütopyalı olduğunun anlaşılmasıdır. Jonas! Horoscuğum! Horoscuğum ben geldim. Geldim. Ne oldu? Afrodit biraz parfümü fazla sıkmışsın sanki. Beğendin sen galiba. Veririm sana sonra adını. Sen de kullan. İyi gider. Afrodit senin ne işin var burada? Ne işim mi var? İşlerim var. Espri. Ya Horoscuğum şimdi şey yapıyordum. Bu Gizemli Güzellik Sırları kitabını inceliyordum. Neyse bu konu değildi. Evet şey başım büyük bir dertte. Yani kafam. Dertte mi? Evet dertte. Niye? Niye mi? Ben bir kere dünyaya gitmiştim ya senin yerine. Unuttun mu yoksa? Seni gidi unutkan. Ne İşte dünyaya gittiğim zaman kesin anlamışlardır dünyalılar benim dünyalı olmadığımı. Olamaz. Peki ama nasıl? Yani yüce olasım. Dünyada şu güzellikte, şu boyda, şu posta, şu alımlılıkta bir dişi olamayacağına göre kesin anlamışlardır benim dünyalı olmadığımı değil mi? Yani yüce olasım sizden yardım istiyorum. Bir tek siz bana yardım edebilirsiniz. Biliyorum tabii ki evrendeki güzel bir kadın, yani en güzel kadın olmanın bedelinin ağır olacağını, bunu ağır ödüyorum. Makyajım akabilir, ağlamamalıyım. Dur, gülüyorum şu an, ağlamıyorum.